Kudüs'ün Amerika Birleşik Devletleri tarafından İsrail'in başkenti olarak tanınmasını kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Birleşmiş Milletler kararlarını da hiçe saydığını belirterek kime yaranmak istediğini anlamak mümkün değil dedi. Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar. Şu anda Sayın Trump'ın bu açıklamaları adeta mikser görevi görmeye yöneliktir. Karıştırmaya yöneliktir. Barıştırmaya değil. Yunanistan ziyareti öncesi havalimanında halka hitap eden Erdoğan, meselenin İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde görüşüleceğini, bunun yanı sıra Papa, Putin ve Avrupalı liderlerle de bu konuda görüşmeler yapacağını belirtti. Ben güçlüyüm. Öyleyse haklıyım diyorsa yanılıyor. Güçlü olmak, haklı olmak demek değildir. Ve burada biz haklıyız. Ve bu kumpasların altında ve arkasında nelerin olduğunu da son zamanlardaki bu mahkeme sürecinden gayet iyi biliyoruz. İşte şu anda mahkemede dönen dolapları görüyorsunuz. Bunda yalan söyledim, şunda yalan söyledim. Filanca rüşvet almadı, filanca rüşvet almadı. Tamam da haftalardır, aylardır. Neyle meşguldü bu insanlar? Öyle mi? Öyleyse şu anda herkesin foyası açık, net ortaya çıkıyor. Muameleye de buna göre tabi olacaklar.